2 Ekim. Aslında 1 benim için hala bitmedi şu an. 00:51. Normalde ben saat 10-10.30 gibi falan yatağa girmiş oluyorum ama bir süredir böyle değil. Neyse. İlk günlüğü atarken biraz kuşkularım vardı. O yüzden zaten deneme yazmıştım. Hani silerim belki falan diye düşünüyordum. Belki hala silerim. Belki zaten her gün diyorum işte. Belki zaten her zaman bütün kanalı bile silme gibi bir ihtimalim var yani. Belli olmaz o. Ama neyse özellikle kuşkularım vardı ama kendi kendime bir karar almıştım. Yani promote edeceğim bir video olmayacak bu diye. Yani böyle herkesin izlemesini istediğim falan bir şey değil ama kimseden saklamadığım da bir şey. Bilmiyorum mantıklı bir şey mi söyledim ama. Ama çok güzel geri dönüşler aldım. O günden beri bir tık daha iyi hissediyorum kendimi. Birebir olarak video ile alakalı değil kendimi iyi hissetmem. Zaten o iyi hissetmeye hazır olduğum için zaten o videoyu çekmiştim gibi bir şey aslında. O kötü hissettiğim sürecin sonlarındayım. O da başlangıcıydı o sonların. Birkaç gün geçti zaten üstünden çok geçmedi yani. Bir tık daha iyiyim. Bir tık daha bana iyi hissettiren şeyleri yapıyorum. Ama hala istediğim performansta değilim. Neyse aslında ne anlatıyorum ben? Yine hesap vermeye başladım. Benim günlüğüm değil mi? Ben kime hesap veriyorum? Kim için boşluk dolduruyorum? Şu anda belli değil. Şu an bu kamerayı açmamın sebebi biraz önce Yesterday izledim. Yesterday filmini. Birkaç yıl önce çıkmıştı. O zaman çok izlemek istemiştim ama ne oldu hatırlamıyorum ve izlemedim sinemada. Ben iyi bir Beatles dinleyicisiyim. Çok çok severim. Beatles hayranıyımdır. Ve Beatles'ın dünyadan yok olduğu bir film fikri benim çok ilgimi çekmişti o zaman. Sadece bir kişi biliyor falan Beatles'ın olduğunu. Başka kimse hatırlamıyor Beatles diye bir grup olduğunu falan. Bir sahne vardı. Ya film okey bir film. Yani sıkılmadım, izledim yani. Dün Avatar'ı izledim. Çok iyi film. Gerçekten çok iyi film. Böyle ağzım açık izledim. İkinci defa izledim. Bir de ilk çıktığı zaman izlemiştim. Ama 30 kere durdurarak izledim yani. O kadar konsantre olamadım ama bu filmi hiç durdurmadan izledim baştan sona. Belki de müzikal diyedir. Öyle yaptım bilmiyorum. Ama bir sahne vardı. Sahne gelirken yani anladım. Anladım yani. Gerçekten direkt gözlerim dolmaya başladı. Daha arabaya bindiği an anladım ne olduğunu. Ama kim olduğunu bilemedim. Ya George dedim ya John dedim ama yani zaten George anılması biraz saçma olurdu ama o an o birkaç saniye içinde onu düşünemedim. Sonra John'u görünce öyle o diyaloglar falan çok aslında çok lame, çok cringe, çok akla ilk gelebilecek şeyler. Çok basit bir sahne, çok basit diyaloglar. Hiçbir özelliği yok. Tek özelliği ve en güzel özelliği John Lennon olması o sahnede. Filmin o kısmında John'la çocuğun adı neydi? Jack arasında şöyle bir diyalog geçiyor işte Jack kariyerinin en sevdiği kızı kaybetmiş durumda. Ve John hayatını aşkını bulmuş. Bütün hayatını onunla geçirmiş. 78 yaşına gelmiş. Mutlu yaşamış bir adam olarak karşımıza çıkıyor filmde. Evet filmin sonunda işte çocuk kariyerinden vazgeçmişti ve kıza dönüyor falan filan klişe. Yani bu normal hayatta bu kadar kolay karar verilecek bir şey değil yani.
Ama şekilde şöyle düşünmeme sebep oldu o sahne. Bu arada bebek gibi ağlarken tabii ki düşündüm bu türünde. Çünkü John Lennon'u görmeyi kalbim kaldırmadı gerçekten. Hele 78 yaşında görmeyi hiç kaldırmadı. Şöyle düşünmeme sebep oldu o sahne. Bugün bir şeyler yapıyorum ve bu şeyler bana yanlış gibi geliyor veya bana bir şeyleri kaybettiriyormuş gibi geliyor. Ama belki de öyle değil. Mesela şu an olumlu bir cümle kurdum. Ama tam tersi de olabilir. Yani bir şey de kaybetmiyorumdur aslında diye düşünmem de ters olabilir. Böyle aslında tam tersi çok şey kaybediyor da olabilirim yani. Filmdeki işte kariyer mi, sevdiğin insanla beraber olmak mı, ama hiçbir zaman bunu yaşamadıkça bilmiyorsun. Ve neyi yaşayacağını seçtiğinde de sadece o seçtiğin şeyin sonunu bilebiliyorsun. Geriye kalan seçeneğin iyi veya kötü olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceksin. Dolayısıyla bu hayatta karar vermenin aslında ne kadar çok zor bir şey olduğunu sanırım şimdi anladım. Bazı şeyler için çok kolay kararlar verebiliyoruz veya karar vermiş olmak için bile karar verebiliyoruz. Yani en basitinden üniversiteye giderken olmuyor mu öyle ya? Gideyim de üniversiteye falan. Yani. Kimse çok mantıklı kararlarla üniversitesini seçmiyor yani genellikle. Aslında çok önemli bir karar. Yani en azından öyleydi artık. Bu kadar önemli benim değilim ama. Dolayısıyla geride bıraktığım yani seçmediğim şeylerin benim için iyi olup olamayacağını hiçbir zaman bilemeyeceğim. Belki de şimdi aldığım kararlar beni hiç istemediğim yerlere götürecek. Ama hiçbir zaman öbür tarafı seçseydim daha kötü olup olmayacağını bilmiyorum. Evet, daha da iyi olabilirdi ama böyle düşünmek istemiyorum. Sadece daha kötü olup olmayacağını bilmiyordum. O yüzden diğerini yapmaya karar verene kadar şu anda yaptığım şey doğru karar. Şu an, bugün, bu saatte, bu kafayla, bu senem bunun doğru olduğunu düşünüyor. Bitti. Yarın, başka bir şey düşünürsem yarın o doğru olacak. Ve geride bıraktığım kararın da sonucunu hiçbir zaman bilmeyeceğim. Çok garip. Gerçekten tekrarlayınca bile çok olağanüstü geliyor. Çok böyle dünya dışındaymış gibi geliyor. Sadece seçtiğim şeylerin sonucunu, getirisini, götürüsünü göreceğim. Yani öbürünü bilemeyeceğim hiçbir zaman. Ya onu seçseydim ya da keşke onu seçseydim demenin hiç manası yok yani aslında. Bu şey değil yani pişmanlık duymuyorum falan gibi bir şey değil. Ben bu arada hayatımda hiç pişmanlık yaşamadım falan inanmıyorum buna ben. Bence herkes pişmanlık yaşıyordur ya da yaşamıştır ya da yaşayacaktır ama bununla barışmış olabilir o ayrı mesele. Ama yani aslında saçma bir duygu pişmanlık. Çünkü bilmiyorsun yani. Bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun yani. Ya öyle olsaydı? Bilmiyorsun. Sen zaten bu kararı iyi olacağını umarak veriyorsun yani ve iyi olmayınca da iyi olmamış oluyor yani. Öbür karar vermiş olsaydı yine aynı şey olabilirdi. Dolayısıyla aslında insanın kalbini bu kadar yoğurmaya gerek yok ya.
bir yere kadar kontrol edip, bir yere kadar önlem alıp, bir yere kadar tedbir alıp, bir yere kadar düşünüp bir yerden sonrasını salmak lazım herhalde. Çok da salmamak da lazım. Denge. Neyse, en azından yarın daha iyi bir gün olacak yani. Bu kafayla uyuyacağım yine. Ama onu da bilmiyorsun.